Merhaba, bu hafta Airpod'da havacılık dünyamızın önemli bir ismini ağırlıyoruz. Sani Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Önemli derken artık siz havacılığın duayeni oldunuz. Estağfurullah, sağ olun. Şimdi ilk sorumuz şu, merak ettiğimiz siz önemli sayıda yaklaşık 11 havalimanı oldu. 12 tane. Ben gördüğünüz gibi bir tane eksik söyledim, 12 diyelim. Medine'yi de mi sayıyoruz? Evet, Medine'yi de sayıyoruz. Çünkü işletmeye aldık Medine'yi. Ayak basmadığımız için saymıyoruz abi. Evet. Orayı bir gidip görürsek o zaman. İnşallah birlikte gideriz. Yeni jenerasyon olarak baktığımızda havalimanları ve havacılık bu anlamda ne tarafa doğru dönüşüyor? Ya şimdi yapımı olarak baktığınızda tabii ki havalimanı binaları, özellikle terminal binaları çok ciddi bir teknoloji içermeye başladı. Çünkü yolcu sayısı çok ciddi artıyor dünyada. Bu artışa göre bilgi sistemlerinde, elektronik sistemlerde çok ciddi gelişmeler oluyor. Ama yapısal olarak baktığınızda da tabii daha kolay yolcunun gate'lere ulaşabileceği mimari sistemler üzerinde çalışılıyor. Bir de sadece havacılık gelirleri yetmiyor artık havalimanlarının yatırımını yapmaya. Ticari gelirlerinin de artışına olanak sağlayan mimarileri çalışıyorlar. Şu anda bizim Medine'de mesela yeni yapıyoruz. Aynı durumdayız. Katar'ı yapıyoruz. İşte o da öyle. Abu Dhabi'yi aldık biliyorsunuz yeni. O da dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olacak. Orada da aynı bunları düşünüyorlar. Yani ticari gelirlerin artışı, yolcunun çok rahat bir şekilde, konforlu bir şekilde uçağa ulaşması. Bu ticari yaklaşım, yani bir meydanın veyahut da terminallerin yaşam alanı olmasından öteye ne gibi bir değişim dikkatini çekiyor? Şimdi şöyle Güntay Bey, dediğim gibi havalimanında iki türlü geliriniz var sizin. Bir havacılık gelirleri, bir havacılık dışı ticari gelirler. Havacılık gelirleri işte landing fee dediğimiz iniş şeyi, park tarifesi, köprüye yolcu servis ücreti, köprüye yanaşma ücreti, bir de check-in kontuarlarında aldığınız ücret. Bunların hepsi regüle ücretler. Yani tarifesi Sivil Havacılık ve Devlet Hava Meydanları tarafından yapılan tarifeler, fiyatlar. Ama onun dışında bir de ticari gelirler var. En önemlisi bu. Çünkü bunlar değişken. İşte duty free gelirleri, yiyecek içecek gelirleri, reklam gelirleri, otopark gelirleri gibi gibi. Şimdi bu gelirleri genellikle bu dünyada %50-50'dir. %50 havacılık, %50 ticari gelirdir. Bu %50 ticari gelir çok önemli. Çünkü o kadar büyük hava meydanları yapıyorsunuz ki. Yani biz Medine'de 1.2 milyar dolar yatırım yapıyorsunuz. Şimdi 1.2 milyar doları sadece havacılık gelirleriyle alıp ödemeniz bankaya mümkün değil. Onun için ticari gelirlerin artması lazım. Zaten o kısım riskli. Yani regüle gelirlerde bir risk yok ama ticari gelirlerde ciddi bir risk var. Orada çok ciddi bir şekilde yolcunun davranışlarını ölçüp ona göre kendinizi konumlamanız gerekiyor. Havalimanı derken tabii biz Türkiye'de de işte kısmen diyelim. Çünkü tam anlamıyla terminalin dışındaki havalimanı işletmeciliği olarak özel sektöre geçmiş değil. Dünyada bazı yerlerde tam anlamıyla özel şirketler tarafından işletilen havalimanları var. Bunun önündeki sıkıntı nedir? Mesela yeni 3. havalimanı yapılacağı zaman her şeysiyle özel şirketin işletmeciliğine verilecek şekilde tasarlansa önümüze ne gibi bir sıkıntı çıkar veyahut da sağlayacağı avantaj ne olabilir? Şimdi aslında bu özelleştirmenin hangisiyle yapılacağını seçimi. Türkiye'de şimdiye kadar yapılan özelleştirmelerde genellikle dediğiniz gibi terminal işletmesi özelleştirildi. Hava tarafı Devlet Hava Meydanları işletmesinde kaldı. Ama 3. havalimanının şartnamesi henüz çıkmadı. Ne olacağını bilmiyoruz. Fakat Sayın Bakanımızın açıklamalarından 3. havalimanını komple verilecekmiş gibi anlıyoruz. Eğer komple verilirse o zaman 3. havalimanında alan şirket hava tarafını da işletecek demektir. Bu tabii çok önemli ve değişik bir hadise. Bunun avantajı ne olur bir şirket için, işletmeci için? Bence avantaj şu, biliyorsunuz hava yollarıyla, yer hizmetleri kuruluşlarıyla, hava trafik kontrolla ve terminal işletmecisinin arasındaki koordinasyon çok önemli. Yani bu koordinasyon işte gecikmeleri engelliyor. Bu koordinasyon bagaj kayıplarını engelliyor. Bu koordinasyon yolcuyu mutlu ediyor. Mutlu olan yolcu özel sektör için çok önemli. Çünkü yolcu bizim müşterimiz. Yani yolcu mutlu olacak ki siz de para kazanacaksınız. Yatırımınızı geri döndürmeye çalışacaksınız. Yani devlet zaten regülatör konumunda olmalı. Yani hava trafik kontrolü hiçbir ülke bırakmıyor. Evet. Yani bizim işlettiğimiz bütün havalimanlarında da hava trafik kontrolleri
oranın havalimanı işletmecili kuruluşlarında. Bir ulusal egemenlik göstergesi gibi. Ama hava tarafının işletmesinde herhangi bir sorun yok. Onu çok rahatlıkla özel şirketler dünyanın öbür tarafında olduğu gibi yapabilirler. Galiba doğrusu da bu, yavaş yavaş o tarafa doğru dönüşecek gibi görünüyor. Evet, evet. Şimdi yeni havalimanı veyahut da üçüncü havalimanı mı artık adına ne denirse, onunla ilgili bir, benim kanaatimce bir vizyon sorunu var. Şimdi 150 milyon yolculuk kapasiteli düşünülüyor. Sizin kanaatinize göre, yani ileride gerçekten İstanbul'da 150 milyon yolcunun toparlanabileceği bir model doğru mudur? Bana göre yanlıştır. Şimdi ben olaya şöyle bakmak istiyorum. Dediğim gibi bir kere hakikaten 3. Havalimanı'nı sadece basından takip ediyoruz. En yetkili ağızlar Sayın Başbakanımız ve Sayın Bakanımız 3. Havalimanı'nın yapılacağını söyledi. Ama şartnamesi çıkmadı. Ne olacağını, nasıl olacağını bilmiyoruz. Ama orada sizin dediğiniz gibi 150 milyonluk rakamı duyuyoruz. İstanbul bir gün bu rakama ulaşır mı? Kesinlikle ulaşır. Ama ne zaman ulaşacağını tabii ki şu andan tahmin etmek biraz güç. Fakat dünyaya baktığınızda büyüme çok fazla. Bu büyümede İstanbul'un çok önemli hub'lardan biri olacağına inanıyorum. Ama sizin tarzınıza da bakarsanız şu anda Atlanta dünyanın en büyüğü, 87 milyon yolcusu var. Yani belirli bir doyum noktası mutlaka oluyor. Ama eğer bir 50 yıllık vizyon düşünüyorsanız, 40 yıllık vizyon düşünüyorsanız mutlaka bu yolcu rakamlarına ulaşılacağına ben inanıyorum. Güntay Bey, yani dünyada istatistiklere bakıyoruz, öğreniyoruz. 10 yıl içinde 1 milyar kişinin daha orta sınıfa geçeceğini, yani tüketen sınıfa geçeceğini söylüyorlar. Havayolunu kullanacak diyorsunuz. Yani havayolunu kullanacaklar. Bu havayolu kullanılacağı için biz de kendimizi zaten ona göre pozisyonladık. Yani bizim bulunduğumuz bölge, Türkiye'nin içerisindeki bölge bir rastlantı değil. Bir stratejimizin sonucu o bölgeyi kullandık. Mesela bakın, biz Tiflis'i aldığımızda Türk Hava Yolları Tiflis'i haftada 3 kere uçuyordu. Şimdi Türk Hava Yolları Tiflis'e 16 kere uçuyor haftada. Pegasus 7 kere uçuyor. Batum'a Türk Hava Yolları hiç uçmuyordu, 7 kere uçuyor. Pegasus 4 kere uçuyor. Makedonya'yı biz aldığımızda Türk Hava Yolları 3 kere uçuyordu, şimdi 9 kere uçuyor. Şimdi Pegasus İzmir'den uçuyor. Yani aslında bu network'i sağlamak için biz bunu sağladık. Şimdi bu network şeklinde bakarsanız tabii hub politikası, merkez politikası çok önemli oluyor. Peki bu işte hem Tunus da vardı. Tunus da var. Yani sadece Tunus değil tabii, Batum, Tiflis, işte o yandan Medine, aşağıdan Katar, Birleşik Arap Emirlikleri. Bu coğrafyada iş yaparken sizin için en avantajlı veyahut da iyi çalışma ortamı hangi ülke oldu? Şimdi şöyle, bir kere ben ülke olarak ayırmak istemiyorum ama şunu görüyoruz. Bir kere Türkiye'ye yakınlığı, coğrafi yakınlığı çok önemli bu ülkelerin. Kültürel yakınlığımız var, tarihsel bağlarımız var. Bütün bunlara baktığınızda biz oralarda Avrupalı firmalardan daha rahat çalışabileceğimizi gördük. Ama çok yakın, yani 2000'li yıllardan sonra bu başarıya ulaşabiliyorsunuz, oluşmaya başladı. Ama o ülkelerin hepsine baktığınızda kendi zorlukları var, kendi avantajları var. Ama genelinde kültürel olarak bizim bir yakınlığımız var. Bu bizim için çok önemli bir hadise oluyor. Bakın bugün Aéroport de Paris, TAV'dan %38 civarında bir hisse satın aldı. Aéroport de Paris dediniz mi, dünyanın en büyük havalimanı şirketlerinden bir tanesi. Bunun gelip TAV'da bu hisseyi almak istemesi, bir Türk şirketine yatırım yapmak istesinin nedeninin altında bu bölgelerdeki coğrafyada rahat koşturabilmesi. Evet. Çünkü baktı ki mesela en son Medine'de ben karar verdiklerine inanıyorum. Medine ihalesinde biz kazandık. Onlar kazanamadı. Daha önce Hac terminali ihale olmuştu Cidde'de. Onu Aéroport de Paris kazandı. Ama Medine'yi biz kazandık. Böyle baktılar ki bir de tabii Avrupa yaşlanıyor. Türkiye'de genç bir nüfus var. İnsan kaynakları sorunu var Avrupa'da. Oralara gönderecek elemanlar bulamıyorlar. Biz oralara gönderebilecek çok rahatlıkla elemanlar bulabiliyoruz. Ondan dolayı hem inşaat şirketimize yatırım yaptılar, hem işletme şirketimize yatırım yaptılar. Bu bence Türkiye'nin o bölgelerdeki Türk firmalarının gücünü de yansıtan bir olay. Bizim için avantajı ne oldu? TAV için şu avantajı oldu. Aéroport de Paris'e baktığınızda o 140 milyon yolcuyu yönetiyorlar. 27 tane havalimanları var. 25 tane havalimanları var. Biz de 12 tane işletiyoruz. 37 havalimanı. Bizim 70 milyon yolcumuz oluyor bu sene. Topladığınız mı 200 milyon yolcu ve 37 havalimanının bilgisi gelecek size. Evet. Bizim işimiz bilgi.
Bizim işimiz o yolcu davranışı, yolcu nasıl davranıyor, nasıl satın alıyor, trendlerine, bunlara bakmak. Bunu yakalama açısından böyle büyük bir havalimanı platformu şu an dünyada bir numara. Bizim tav olarak ve benim de onun yöneticisi olarak şeyimiz şu. Bir iş yapmak spor gibi bir oyun aslında. Ama sporda bir tane kazanan oluyor. Bizde öyle değil. Bizde çok kazanan herkes olabilir. Herkes kazanıyor. Evet. Çok kazanan olabilir. Onun için biz paylaşmayı çok seviyoruz zaten. Paylaşarak büyümeyi çok seviyoruz ve bunu da çok iyi becerdik. Ve iyiye de gidiyoruz öyle zannediyorum. Artık yani Türk olan gittiği yerlerde yavaş yavaş bilmiyorum. Tavda herhalde Afrika'ya da açılmaya başlayacak. Yani inşallah. Yani, Tunus belki bir başlangıç noktası mı olabilir? Bazen biz gidiyoruz onlara destek oluyoruz. Bazen Türk Hava Yolları gidiyor. Onlar bize destek oluyor. Yani iyi bir sinerji yakaladık. Çok da yakın çalışıyoruz Türk Hava Yolları ile. Yani devamlı toplantılarımız, elemanlarımız, biz birlikte üst düzey, orta düzey yönetim hep çalışıyoruz. Bu da bir avantaj getiriyor. Ciddi bir avantaj getiriyor. Teşekkür ediyorum Sani Bey. İnşallah işbirliğiniz Türkiye'nin toplam kalitesine de daha fazla bir etki yapar. Çok önemli. Yani Güntay Bey, biz firma olarak diyoruz ki bizim şirket başarımızla sosyal başarının paralel gitmesi lazım. Birbirini bağlaması lazım. Yani çalışanınızı mutsuz ederek, işte çevreye değer vermeyerek, ülke menfaatlerini öne çıkarmadan elde ettiğiniz bir başarı önemli bir başarı değildir. Doğru, doğrusu da bu herhalde. Çünkü sürekliliği olabilir en azından. Sürekliliği. Diğer türlü dönemsel bitersiniz. Aynen katılıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.